Keyifli bir gün diliyorum. Keyfimiz böyle adım adım yükseliyor çünkü Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamasına doğru böyle heyecanla yükseliyoruz. Yani evet, dünyada berbat şeyler oluyor. Ama Cumhuriyetimizin 100. yılı ya, yani o berbatlıklara bir takım tabii ki tepkilerimiz olacak, üzüleceğiz ama Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu kadar basit. Çok değerli konuklarım var, çok da kalabalığız. O yüzden tek başıma konuşmayı çok uzatmak istemiyorum. Bugün Tiyatro Kare burada. Veda oyunuyla Sayın Ayşe Kuli'nin yazdığı romanından uyarlanan sevgili Nedim Saban, Sayın Nevra Serezli Hanımefendi ve çok değerli diğer tüm oyuncular hepsi burada. Şimdi birazdan hem Cumhuriyet'i konuşacağız hem Veda'yı konuşacağız. Keyifli bir yayın bizi bekliyor. Geliyoruz. Ayşe Kuli'nin Veda romanından tiyatro sahnesine uyarlanan, milli mücadele döneminin acı ve umut dolu olaylarının anlatıldığı Veda oyununun yönetmeni Nedim Saban, usta oyuncu Nevra Serezli, 9 kişilik tam kadro oyuncu ekibiyle Nilüfer Bıyıklı'nın konuğu. Başka sohbetler az sonra Tele1'de. Şimdi şöyle bir genel görebilir miyiz? Ne kadar güzel burası. hep siz mi sahneden göreceksiniz seyirciyi? Biraz da ben size bakayım. Bu kadar güzel bir oyuncu kadrosunu ancak Nedim Saban bir araya getirebilirdi diye düşünüyorum nedense. Teşekkür ediyorum. Bu konuda çok uzmansın. Ya, gerçekten bir yıldır çok ciddi emek verdik ve çok keyifli bir kadroyla. Ki burada olmayan da bir sürü arkadaşımız var. Çok güzel bir iş çıktı. Çok mutluyuz ayrıca davet ettiğin için. Ne demek? Geldiğinde zaten bu oyun üzerinde çalışıyordun. Evet. Kaçıncı versiyonu çok merak ediyorum. 7'de bitti. 7 mi? Ayşe Hanım'a o zaman dönmek istiyorum. Bu sizin için de çok önemli bir roman tabii. Ama bir eserinizin sahnede hayat bulması ayrı bir keyif olmalı. Nedir duygusu? Evet, ayrı bir keyif. Ayrıca ne kadar çok emek verildiğini ben seyirci olarak değil, kamera arkasında yıllarca çalışmış biri olarak çok iyi biliyorum. Dekorlardan çok memnun kaldım. Yani bir konağın her bir köşesini gösterebilen bir aranjman yapmışlar. Onu çok beğendim. Çok memnunum ben kendi hesabıma. Yani belki... yazı dilinin, roman dilinin, tiyatro dilinin ayrı olduğunu bilmesem, yani neden her şey yok diyebilirdim ama 350 sayfalık bir romanın bütün ayrıntılarını sahneye dökmek mümkün değildir. Çok iyi noktalarını çıkarmış Nedim. Tebrik ediyorum. Nedim'ciğim, tanıtır mısın oyunda kim, kimi oynuyor bir tabii seyircimize? Ki. Tabii Nevra abla Deli Sararlı. Müthiş bir kompozisyon, yepyeni bir kompozisyon. İşte o yeni bir kompozisyon çünkü kitapta Saraylı Hanım çok sempatik bir insan değil doğrusu. Ama bize çok sevdirdi onu Nevra. Nevra abla ne oynasa antipatik olamıyor. Meral Asiltürk gelinimiz. Aziz Sarvan Ayşe Hanım'ın dedesi oldu. Ahmet Reşat çok önemli onun hikayesi. Sevgili Fatih yıllardır beraberiz o Kerim rolünde. Ve iki tane bence çok önemli Gizem Nur'la Gizem. Onlar da kaçıncı kuşak? Üçüncü kuşağı oynuyorlar. Leyla Feray, Zeynep Sevi Yılmaz, Alişan onlar yok burada. Bir de tabii yaratıcı kadromuz. Seyircimiz için aslında böyle bir proje şu anlamda da çok önemli. Türkiye'de tiyatro yapmak hepimiz biliyoruz ki ödenekli tiyatro değilse çok zor özel bir tiyatro için. Çünkü
tiyatronun getirisi bu ülkede maalesef beklenenden az olduğu için işte bu kadar kalabalık bir kadroya yer verebilmek, böylesi dekorlarla oynayabilmek gerçekten yürek istiyor. Yani o yüreğin altında ben her an batabilirim de var. Allah korusun. Böyle dekorlarla. Onun için seyircinin böyle oyunlara daha çok yalnız bırakmaması gerekiyor. Zaten tiyatro kariyerinin genelde oyunları yıllarca sürer ve kapalı gişedir. İnşallah. Öyle de başladınız sanıyorum. Burada tabii ağır bir yük vardı. Hem Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle çok iyi bir şey olmalı. Hem Ayşe Hanım'ın aynı zamanda otobiyografik özellikler taşıyan bir de çok önemli bir Türk edebiyatçısı hani onu da utandırmamamız gerekiyordu. Nevra ablayı bu kadar inanmışken yani onun için benim çok büyük yüküm vardı gerçekten. Çok şükür iyi çıktı. Bir de demin dedin ya hani seyirci tiyatroya gitmeli diye. Eğer eğlenmezse ve bir şeyler hissetmezse gitmiyor. Kimse okul gibi gitmiyor tiyatroya. Biz bunu bir konak hikayesi olarak kurguladık. O da çok sıcak oldu. Nevra Hanım'a hemen dönmek istiyorum. Buyurun. Şimdi Nedim geçen yıl konuk geldiğinde bayağı bir konuştuk. Biraz arkanızdan da konuştuk. Öyle mi? Kadar titiz olduğunuzu. Ne dedi? Titiz. Fazla titiz. Evet. Kaçıncı versiyon diye sordum ya. Çok zorladınız mı Nedim Bey'i? Her bir tek o Nedim'i diye bütün arkadaşlar. Sorayım mı? Eyvah. Yani mükemmele ne kadar yakın olursak o kadar iyi. Tüm hayatımda da öyle oldu. Torunlarımı yetiştirirken de, oğullarımı yetiştirirken de mükemmel olmasını istiyorum. Yani elimizde olan imkanlar dahilinde tabii ki. Ben aslında akılcı ve doğru şeyleri isteyen bir yani uçuk şeylerim yoktur. Olabilecek şeyleri isterim. Yani en iyi kostüm yapmak varken niye kötü kostümle çıkayım? En iyi dekor varken niye derme çatma bir dekorla çıkayım? Hala oyun başladı, gala yapıldı. Çok büyük beğeni aldık. Hala 2-3 dakika önce kuliste bile şurasını acaba şöyle mi düzeltsek, burasını böyle mi yapsak diye. Bu bitmiyor. Belki 3 sene sonra oyun hala oynuyor, hala söyleyeceğiz bir şey. Hepimiz öyleyiz ama, hepimiz titiziz. Yani güzel bir şey bu. Mükemmeliyetçi olmak. Bu bana olmak. Değil, size biliyorsunuz değil mi? Hani bir takım böyle şeylere sorun çıkarıyorsa size diyor ki, bu güzel bir şey. Ama herkes öyle. Herkes çok dikkate alıyor rolünü. Kişiliğine, eminim, çalışmasını, kulisi, turneyi, yani iyi bir şey, iyi yoldayız, iyi yoldayız. Bu arada, örnek olmak üzereyiz. Oh yaşasın. Peki Ayşe Hanım'ın sizin rolünüzde gözü varmış. Evet, ben öyle ilk söylediğimizde ben Deli Saraylı'yı oynarım dedi. Ben de seneye kitap yazarım dedim. Böyle anlaştık. Yani şöyle bir şey var, o oynayabilir de. Ben kitabı peşinde. Gene çok sempatik olacaktı o zaman. Bir türlü antipatik birini bulamadık. Gerçekten oynamak istediniz mi? Evet. Yoksa o bir espri miydi? Oynamak istediğim çok şey oldu. Ama şimdi tabii anneannemin karşısında otururken burada bir tuhaf duygu o. Torunum kadar bir çocuğun. Evet. Anneannem olarak görmek. Onu evet tabii, anneannesi şeyin yani benim, o oyunda anneannem. Aslında her şey Aziz Bey'in etrafında yani dedenin üzerinde dönüyor değil mi? Evet, kitapta da onun resmi var zaten. Evet ama şimdi benim gördüğüm roman mı değişti, ağırlık derecesi mi değişti, ne oldu? Daha yok, bir erkek hikayesinden sanki daha bir kadın ayarlandı. Hikayesi. Sahneye ayarlandı. Sahneye uyarlandı. Uyarlandı. Tabii, evet. Çok iyi bir uyarlama yapmış gerçekten. Yani bayağı dengeli bir uyarlama. Biraz daha yakın olursa. Bayağı dengeli bir uyarlama. Onun için zaten başta... Zaten büyük bir ağırlık var karşımda. Nedim Saban, Nevra Sedez, Ayşe Kulit. Bunlar, bu ağırlığın karşısında yani bazen o kadar heyecanlandım ki bir de Ayşe Kulit'in dedesini oynamak, son Osmanlı Nazırı, son Maliye Nazırı'nı oynamak, hele Cumhuriyet'in 100. yılında oynamak benim için çok gurur verici.
Yani anlatılmaz bir şey. Onun için başta Nedim'e çok teşekkür ediyorum bu projede beni düşündüğü için. Bu rolü teklif ettiği için. İlk teklif ettiği zaman da oyunu aldığımda. Ha bu arada 7. versiyon ama bende hala 1. versiyon var. Çünkü 7. versiyona kadar ben çok biraz gelenekçi olduğum için hepsi 1. versiyon üstünde işaretli. Bütün değişiklikler 7. versiyona kadar. Ondan biraz tutucuyum o konuda. Hep öyle çalışmışımdır. Onun için çok teşekkür ederim Nedim'e. Beni de bu projeye dahil ettiği için. Ayrıca tabii Ayşe Hanım'ın dedesini oynamak büyük bir yani yük. Nevra Serezli gibi bir ustanın yanında var olmak ayrıca büyük. Ve bütün genç arkadaşlarımız da gerçekten hepsi elinden geleni yapıyor ve hepsi çok başarılı. Oyunumuz Nevra Hanım'ın da dediği gibi iyi bir yolda. Daha da iyi olacak. İnşallah. Buradaki tabii çok önemli şey Aziz abinin de devreye girmesiyle yani hiçbir şekilde yani iki tarafta işte iki değişik milliyetçi biri Osmanlı milliyetçisi öteki Cumhuriyet milliyetçisi ama ikisi de vatanlarını çok seviyor. Yani çok dengeli bir oyun. Yani dolayısıyla bir şey kötü ya da bir şey iyi değil. Tam tersi bu da tabii oyunculuk gerektiren bir şey. Romanın uyarlamasına söylediğin doğru bir şey var. Mesela ben Leyla'nın evinde de öyle bir mesela bir karakteri çok sevmiştim. Hiç hani Zülfü Bey onu bir satır yazmış. Burada da mesela çocukları ben çok böyle özel buldum. Hani gerçekten çok varlar yani romanda ama onların üstünden de öyküyü anlatmak biraz daha kadın hikayesi oldu dediğin gibi. Yani Cumhuriyet'in de büyük kazanımı bu. Bir sonraki basımda sizin fotoğrafınız gelir mi romanın üstünde Nevra Hanım? Ya ölüyor kadın. İkinci romanda yokum. Devamını yaparsam rol yok bana. Ya ama belli bir şeyler yok, yapar. Başta varsın. Yok yok. Onu tekrar gözlemle. Hayır ben romanın tekrar basımında dedim. Ha bir daha basılır yani. Tabii sürekli basılıyor ya rekor kırıyor. Yok umut da varsın. Umut da var. Umut da var. Hatta yok, başına yok. Oturak geçirip ya, ben Marie Antoinette'i yapayım. Ben konuyu kapatayım. O zaman hemen evin gençlerine doğru döneceğiz ama gençlerden bir üst tabii sevgili Fatih. Orta kuşak, orta kuşak. Sen artık genç değilsin Fatih'ciğim. Tamam, teşekkür ederim diyecektim vazgeçtim. Hayat, hayat, güzel, daha iyi. Nilüfer'cim seni görmek çok güzel. Benim uzun için zaman yani oldu. Şimdi çok mutluyuz gerçekten. Birinci nedeni Ayşe Kuli'nin eserini sahneye uyarladı Nedim Bey. Nakizane bu romanın oyunlaştırılıp sahneye taşınmasının fikrini Nedim Bey'e ben verdim. Evet. Çok hoşuma giden bir eserdi. Öyle mi? Ayşe Kuli'nin o 4 serisini de bir solukta okumuşumdur. Ve o aralarda işte ben de nakizane böyle bir öneride bulundum Nedim Bey'e. Veda'yı niye yapmıyorsun acaba diye. Çok güzel denk geldi. Nevra Hanım bir kere çok sevdi projeyi. Nedim Bey çok sevdi. Ayşe Hanım da tabiri caizse çok yükseldi bu şeye, konuya. Cumhuriyet'in 100. yılı. 100 yıl öncesi, 100 yıl sonrası. O zaman Cumhuriyet'in daha ilk yılları. Daha ilk yılları, son dönemleri Osmanlı'nın çok şey anlatıyor. Bugünlere dair çok göndermeleri olan bir durum. Evet yani Tele 1 TV seyircisini kesin koşarak izlemek isteyecektir bir oyun olduğunu düşünüyorum. Evet. Günümüzde çok çarpışan yanlar da çok var. Çok çarpışan yan var. Çok denk geldi. Tiyatro Kari'nin de 31. yılı bitti. 32'ye adım attı. Vay, böyle çok parametreler var. Günümüzde üst üste geldi. Şayan kasanın boş olması. Bunu da ben söylüyorum. Maliye Bakanı söylüyor. En büyük şey o yani. Yani evet. Emperyalist güçlerin bir şekilde işgal etmeye uğraşması. Yani günümüzde çarpışan çok fazla şey var sanki değil mi Ayşe? Kitapta var tabii. Daha çok var. Oyunda o kadar görmedim. Oyuna bombalanmaları falan komak mümkün değildi tabii. Tabii ki prodüksiyon olarak çok zor. Eğleniyoruz galiba oyunda. Ben öyle mi anladım? Çok. Yani şunu söyleyeyim. Ben seyircinin hani Nevra abla diyor ki ağladılar. Çok çok fazla ağlarlarsa tutar mı falan. Biz aramızda esprileşiyoruz ama benim için en değerlisi seyircinin orada kendini bulması ve bu cumhuriyetin nasıl kazanıldığını düşün ki bir şehir
Evet. Tamamen işgal edilmiş. Orada zaten ben kitabın Esir Şehrin insanları adını çok çok seviyorum. Yani düşün ki Esir Şehrin insanları ve bu insanlar konakta çorba içiyorlar, işte yemek pişiriyorlar, dikiş dikiyorlar. O sıcaklık var. Ondan çok eğleniyoruz oyunda. Hatta bir Esir Şehir olduk sözlüğünü bayağı saymıştık. Değil evet, mi? Evet, kaç kere söyleniyor, kaç kere söyleniyor diye. 9 kere. Bir de şey var tabii. Ayşe Hanım'ın bu eserinin üzerine uyarlamak ve oyunlaştırmak. Nedim Bey ellerine sağlık tekrardan. En önemlisi de kendi açımdan reji. Reji gerçekten hem biçimsel olarak hem de oyuncuya hizmet anlamında kendi adıma böyle nakış gibi işleyerek bu karakter yola çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Hala biz oyunu çıkartmamıza rağmen notlarını alıyorum yönetmenimin. Gerçekten de kendi adıma ona çok teşekkür ederim. Reji konusunda da oyuncuyu çok rahatlatan ve bir yolculuğa çıkaran bir tarz benimsedi ve bunu da bize hissettirdi. Tahmin ediyorum. Bu arada evin gelinine gelelim Meral Hanım. Sizin şu anda projeye dahil olmanın ötesinde sahneye çıkınca artık ne hissettiniz? Aylarca sürmüştür bu provalar. Evet. Hazırlık aşaması ile birlikte yaklaşık bir yıldır bunun önü var. Ben Ahmet Reşat'ın eşini oynuyorum. Aynı zamanda Ayşe Kuli'nin de ninesini oynuyorum, büyük ninesini. Vay vay. Sahneye çıkmak elbette ki başka bir duygu ve haz. Ama öncesindeki hazırlık aşaması hepsinden daha heyecanlı ve telaşlı bizim için. Bir de gerçek bir karakter ya. Zaten o kadar zor ki, daha önce de bunu anlatmıştım. Biz Ayşe Kuli'nin hanımefendinin evine gidebildik. Ve orada Behice'nin udunu gördüm. Yani onun dokundu ve Behice'nin fotoğrafları, onun anıları, kitapta yazmayan Ayşe Hanım'ın onunla geçirdiği başka anılar. İşte Behice'nin bir şemsiyesi vardı ve onunla hep gezerdi gibi bir anekdot. Yani o kadar tarihin içinden bir şey ki, oynamanın ağırlığı da ve zorluğu da bir başka. Ve çok keyifle oynuyorum. Bunların hepsi beynimde hapsolmuş durumda. Oyunda da bunu kullanıyorum tabii ki. Sohbet etmeye devam edeceğiz ama seyirci olarak ben de olsam demeye tamam da oyun ne zaman, nerede, arada onları da bir sıkıştırsak mı? Vallahi en genç kimse o söylesin. Evet. Bunu, size geleceğim birazdan nereye ama. Nereye gidiyoruz biz? Evet. 30'unda Artvin'deyiz. Kaçta? 30'unda. 30. 30 Ekim. Evet, 30 Ekim'de Artvin'deyiz. 31 Trabzon. Bu akşam fişekhane var. Bu akşam da evet fişekhanedeyiz. Hepinizi bekleriz. Buyurun gelin. 8.30'da. 1 Kasım'da da Ordu'dayız. 2 Kasım Samsun. 3 Kasım'da Sinop. Var. Ama yani Çanakkale var, Eskişehir evet. Var, Ankara var, Kasım var. 5 Kasım'da. Sonra 5 Kasım Kozi. Kozi'deyiz. Tiyatro Kare'den takip edebilir izleyicilerimiz. Orada programlarımızı paylaşıyoruz. Evet, sosyal medyadan takip etmek kolay oluyor zaten ama şimdi hemen hazır mikrofon sizdeyken böyle bir ekiple hem sahneye çık hem turneye git. Yükünüz çok ağır. Ben ağır bulmuyorum açıkçası. Bu tempoya alışkınım. Çünkü hem lisesini ve hem üniversite konservatuar mezunuyum aynı zamanda. Hı? Nevra Serezi ile çalışmak benim için hayaldi. Ondan bilgiler edinmek, onunla sahneyi paylaşmak. Özellikle bir sahnemiz var ki orası beni çok duygulandırıyor. Ve o kadar gerçek ki asla yapay bir duyguyla oynamıyoruz orayı. Seçmelere gittiğimde metrobüste ilk Suat karakterini oynuyorum. Ben Ayşe Kuli'nin büyük teyzesini canlandırıyorum. Karakteri okuduğum zaman böyle çocukluğuma götürdü o cümleler beni. Kendimi çok buldum Suat'ta. O yüzden çok mutluyum. Ekibimiz çok güzel. Turneler çok keyifli geçiyor. Nevra ablacığım sağ olsun bizi hep bir arada tutuyor. Hiç ayrılmıyor. Ve zorla. Ayrılmak yok. Kim gelmiyor? Yani şöyle söyleyeyim. Nazar değmesin diye Palo Santo'lar mı yakılmıyor kuliste? Nevra hocamız başımızda çeviriyor böyle. Bu benim için gurur verici bir şey. Aynı zamanda Nedim Saban'la çalışmak ve çok iyi bir yazar. Türkiye'nin bence çok çok bilinmesi gereken çok önemli yazarlarından biri Ayşe Kuli'nin eserini canlandırıyor olmak ve Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle güzel bir oyunla çıkmak benim için onur verici.
uyarlaması için de çok teşekkür ediyorum. Bütün emekleri için ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Bir de ben dramatürji çıkartırken Nedim Hoca'nın her şeyden aldığını bilmek, bunu bilerek oynamak benim için gurur verici bir şey. Şöyle ki dramatürjik olarak baktığımız zaman Suat karakterinin 3 dönüşümü var sahnede. Ve bunu seyirciye vermek, algılamak, oyuncu olarak bedenimi, postürümü hem çocuktan biraz da büyümeye evriltmek benim için biraz zorlayıcıydı ama sağ olsun Öykü Tanışman arkadaşımla beraber, onu da buradan teşekkür ediyorum. Çok yardımları dokundu bana. O benim gizli kahramanım diyebilirim bu eser anlamında. Çok yardımcı oldu, o da oyuncu. Herkese çok teşekkür ediyorum buradaki. Yani teşekkür etmek istedim. Çok sağ olun. Ne güzel. Davetiniz için de çok sağ olun. Rica ederim, benim için çok ne keyif. Ne konuştun ya. Evet gibi. Yani hepimizi dağıttı, farkında mısınız? Ben bitirmek istedim böyle konuşup herkese vakit kalsın diye. Program bitti zaten. Mikrofonu. Şimdi. Projeye, oyuna dahil olma süreci nasıldı? O benim için çok kıymetli. Aslında şans eseri. Nevra Hocam sayesinde ben audition'a girdim. Tesadüf eseri oldu. Çok kıymetli benim için. Nedim Hocam sağ olsun bu karakterde beni ilmek ilmek işledi. Leman, şöyle ol, böyle ol, bu şekilde ol. Çok güzeldi, keyifliydi. Prova süreçlerimiz olsun, kulisler çok keyifli, turneler çok keyifli. Hocalarım çok yardımcı oluyor. Nedim Hocam gerçekten o kadar güzel yazmış ki ben oynarken o döneme gidiyorum ve o anı yaşıyor gibi hissediyorum. Tiyatro biliyorsun zıtlıkları barındırınca çok değerli, çok zengin bir şey oluyor. Onlar çok zıt. Yani evet. Biri daha böyle hani erkeksi öyle giydirmişler. Zaten o dönem biliyorsun çoğunlukla erkek çocuk istedikleri için öyle bir şey var. Evet. Yani dolayısıyla müthiş bir kontrast oluyor. Bu da bizi çok zenginleştiriyor. Senin söylediğine de bir ek var. Artık konuşmayacağım. Demin çalan telefon da benim telefonumdu. Aa, çok özür dilerim. bizim tiyatro kariyerinin kuruluşundan beri hep 3 kuşak aşağı yukarı sahnede. Yani Macide Tanır'la başladık. Hı. Ve bu çok güzel oluyor. Çünkü sahnede bir öğretim süreci devam ediyor. O zaman, bu çok keyifli bu oyun içinde. O zaman hemen bir şey dinleyelim mi? Ne dinliyoruz? Ne dinliyoruz? Benim telefonun sesini mi? Kapattık biz onu. Maaş. Ya heyecanlı mısınız? Oğuz, yarın 100. yıl. Evet. Çok. Her şey bir yana çok. 100. yılına şahit oluyoruz. Buna tanık olmak çok evet, güzel. Başlangıçlara şahit olamadık ama 100. yıla şahit olmak çok fantastik değil mi? Ve de güzel kutlanıyor bence. Çok heyecan verici. Televizyonların programları, herkesin bir marş bestelemesi. Ya değil mi? Olacak işte. Her yerden bir marş geliyor. Var arasında çok. Benim bir favorim var ama şimdi... Hadi herkes favorisini söylesin. Benim de var. Benim de var. Norman'dir. Benim de. Parla mıydı? Çok parla. Yani ağlı. Burası. Evet. Hem de şeyde ay benim de. Yani Instagram'da seyrederken ağladım. Herkes en fikir onları. Oh. Öyle mi? Çok. Ya tabii herkesin yaptığı çok güzel. Moğuz çok kıymetli. Var. Ne güzel bir şey. Sonra verilen reklamlar hep Cumhuriyet üstüne ve çok bence para harcanarak çekilmiş. Büyük şirketlerin, kurumsal şirketlerin televizyona verdikleri reklamlar. Yani şeyi hissettirdi bana, birlik, beraberlik bir şeyleri hissetmek ortaya biraz çıkıyor gibi bir hisse kapıldım. Dünkü oynayan bir dizide herkesin balkonuna Türk bayrağı ya, asması gene ağlı. Zaten ben bayrak görünce ağlayan tiplerdenim. Ama kutlamalar bence güzel oluyor. Bu sene çok güzel oluyor. 100 yaşın getirdiği bir şey herhalde. Bir tık daha coşku gerekir miydi acaba? Daha ne yapılabilir artık? Oyunlar ona göre, filmler, Atatürk filmleri aynı anda yola çıkıyor. Marşlar besleniyor. Her yerde kırmızı bayrağımız, okullarda törenler.
Başka? Ben seninle aynı fikirde değilim. Yapma ya benim. Evet, bence fevkalade sönük. Daha Ocak ayından itibaren yani bir yıla yayılmalıydı bütün bu senin anlattıkları. Ha, yani daha ve bugünlerde de evet yani bir Atatürk'ün adını anmayan bir kabineyle yaşıyoruz. Bu beni gerçekten çok yaralıyor. Çünkü Atatürk olmasaydı şu resmini gördüğümüz kalpaklı adam ezan dahi okunamazdı bugün günde 5 kere minarelerde. Bu kadar mı kadir bilmez olur bir zihniyet yani. Ben çok yaralıyım. Yani bunlar bana yetmiyor. Ben böyle Amerika, Fransa her biri nasıl kendi özel günlerini bangır bangır kutladılarsa öyle kutlamak isterdim. Yani bugün yapılmakta olan o sokak gösterisini biz cumhuriyetimiz için meydanlarda yapmalıydık. Yapamadık çünkü yasak. Anlatabiliyor muyum? Kapalı kapılar ardında mesela dün Cemal Reşit Rey'de İstanbul Belediyesi'nin hazırlamış olduğu bir etkinlik vardı. Ben orada hüngür hüngür ağladım. Konuşmacılar vardı, dansçılar vardı. İşte bu yıl için bestelenmiş şarkılar söylendi. Ama bakın sizlerin haberi yok. Halbuki bu olaylardan herkesin haberi. Yani bir birlik içinde değiliz. Bana yetmiyor. Yetmiyor. Evet, orada daha kızıyor. Çünkü haberimiz yok gerçekten. Bütün bu 100. yılın son bir haftaya sıkıştırılması. Hatta son 3 güne belki sıkıştırılması çok üzüntü verici. Çünkü tatmin etmiyor. Aynen, zaten aynen. Her yıl Fener Alayı düzenleniyor. Her yıl konserler yapılıyor. Ama bu 100. yıl. Çok farklı bir şey bekliyor herkesi. Bekledik, bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Her şeye rağmen bir şey yapılıyor ama her şeye rağmen yapılıyor. Ama mesela kutlama mesajları veriyor en yüksekteki kişiler. Bir kişi değil yani bir grup olarak o. Neyse dilimi tutayım. Atatürk'ün adını anmadan bir cumhuriyet kutlaması olamaz. Çünkü biz cumhuriyete Atatürk'e borçluyuz. Onlar da bizden daha çok borçlu. Yani bu oyunun da zamanlaması o yönden çok önemli. Çünkü biz bunu alkışta görüyoruz. Yani alkışa çıktığımızda, selama çıktığımızda ilk 10 sıranın gördüğümüz kadarıyla nasıl ağladığını, nasıl ağlarken bile coşkulu olduğunu görüyoruz. Bu çok çok önemli ve biz de alkışta çok etkileniyoruz. Evet. Ya oyunu oynuyoruz ama alkışta çok etkileniyoruz. Görüyoruz bizim için ki bu çok kıymetli. Yani bu coşkuya ihtiyacı var. Sahnede kadınla erkekle oynayabilmemizi dahi gerçekten biz cumhuriyete borçluyuz. Başka bir söze bile gerek yok. Bu kadar basit. Yani ben şurada şu işi yapabiliyorsam, hep beraber bir arada oturabiliyorsak, oturup kalkabiliyorsak gibi. Evet. Pek çok şeyi cumhuriyete borçluyuz. Ya cumhuriyet sevdası çok çok acayip. Yani buradaki herkes de oluyor sanıyorum. Yani bir marş olduğu zaman, işte Atatürk'ü gördüğün zaman böyle bir ağlama hissi geliyor bana. Ama o sanırım o ağlama hissi son yıllarda çok örselenmeye çalışmasından o hani... Zarar vermek isterler size. En ufak bir şeyde böyle şey olursunuz ya kötü olursunuz. Öyle bir his cumhuriyetle ilgili bir şey gördüğümde. Sanki çok üstüne gidildi, çok örselenmeye çalışıldı. Oysa bu bizim yaşam biçimimiz. Bu bizim hayat biçimimiz. Kesinlikle de hani fazla da altının çizilmemesi gerektiğine inanıyorum aslında. Zaten dediğin gibi aslında bu zaten söylüyorsun. Böyledir bu. Yani 2 kere 2 = 4. Biz bunu ne kadar çok deşersek anti görüşte olanların da birazcık ekmeğine yağ sürülmüş oluyor zaten. Hani bunun zaten tartışmaya açık olmaması gerekir diye düşünüyorum. Burada demokratik olmayan bir durumdan bahsetmiyorum. Herkes fikrini söylesin ama bazı kırmızı çizgiler de zaten olmalı ve konuşulmamalı zaten. İkinci başka bir şey söyleyeceğim yine oyunumuza döndüm ben. Her ne kadar tabii ki Cumhuriyet'in 100 yıl öncesi, sonrası buna buraya atılan birçok konu olarak, anlam olarak şey olsa da sonuçta bir roman ve o dönemin içinde de aşklar yaşanıyor, insanların iş hayatı var, çevrede olan bitenler, sosyal yaşam, iletişim. Zaten tiyatronun amacı biraz da bu, hani slogandan biraz uzaklaşıp dramatik yapıyı göstermek seyirciye. Olan neyse
onu hissettirmek. Bu da romanda oldukça mevcut ve oyunlaştırmada da bu gayet iyi korundu. Bu yönden de tiyatral anlamda çok zevk alıyoruz. Kendi adıma da söyleyeyim bunu oynamaktan. Çünkü aşk da var dediğim gibi. İnsanlar başka şeylerle de uğraşabiliyor. Dışarıda işgal var ama gündelik hayatta devam ediyor. Bu tabii. da bir gerçekçilik katıyor tabii. işe. Aslında hayat da öyle değil mi zaten? Şu anda dünyanın bir yerinde insanlar öldürülüyor. Savaş var. Ama biz bir yandan burada başka şeyler konuşuyoruz. Çünkü böyle bir şey ya hayat. Yani aylar önce... Bizim de başımız yandı, deprem oldu, hepimiz karalar bağladık ama onlar başka şekilde hayatlarına evet. devam ettiler. Yani dünyanın her yerinde insanlar bir şekilde kendi hayatlarına devam etmek zorunda. O dönemlerden böyle aklınıza gelen tatlı tatlı neler var? Şimdi var mı vaktimiz? Küçük bir hikaye anlatayım. Lütfen. Dün oldu çünkü bu ben o söylediğim şeyde etkinlikteyken ben de konuşmacılardan biriydim. 8'er dakikalık hiç uzatmadan konuşmalar yapıyoruz. Ben bir şey anlattım. İlkokuldayken Atatürk'ün madalyaları çıktı. Böyle madalya değil, madalyonları yani boynunuza takmak için. Herhalde İş Bankası yapmıştı. Bürokratlara vermişler. Babam eve getirdi. Ben onu boynuma astım. Hiç çıkarmadan takıyorum. Okula falan da onunla gidiyorum. Bunu anlatıyorum ben dün kürsüde. Sonra anneannem geldi, her Mayıs gelirdi, bir ay biz de Ankara'da kalırdı. Sonra biz onunla İstanbul'a dönerdik, dedemin konağına. Yaz için, yani yazı geçirmek üzere gidiyoruz trende. Bana dedi ki sen bu kolyeyi çıkar şimdi denize menize gireceğin adada kaybolur bu. Ben yok dedim, ben denize giderken takmam ama çıkarmam, o benim boynumda duruyor. O zaman dedenin yanında pek takma dedi. Hı. Niye dedim ben? Deden pek hoşlanmaz dedi Atatürk'ten. Aa niye dedim? Çünkü dedi harflerimizi değiştirdi. Gittik İstanbul'a. Ben dedeme geldim. Dedim ki dede sen sevmiyormuşsun Atatürk'ü. Kim söyledi dedi. Anneannem söyledi. Çünkü Türkçeyi yani harfleri değiştirmiş. Dedem bana dedi ki. Evet, ben kızmıştım dedi, harfleri bizi değiştirdi diye. Ama ne zaman ki dedi, sen Eylül ayında okula başladın ve yılbaşı tebriği attı bana Aralık sonunda, bir kart gelmiş ona. İşte sevgili dede, nene, anneanne, yeni yılınızı kutlarım, torun Ayşe, böyle yazıyor bu şeyde. Ben hatırlamıyorum şimdi tabii. Ben o kartı aldım dedi. Ve dedi Atatürk'ün ne kadar doğru yapmış olduğunu o zaman gördüm. Çünkü dedi sen Eylül ayında okula başlasaydın Arap harflerinle bir sene sonra bile bana bunu yazamayabilirdi dedi. Niye dedim ben? Çünkü dedi zordur sesli harf yok Arapçada dedi. Yani o harflerde sesli harf yok. Ne demek o dedim ben anlamadım yani nasıl yok. Yani sana bir örnek vereyim dedi. Mesela kibar, kibir, kubur, kabir. Hepsi KBR diye yazılıyor. Sen onu öyle bir malumatta bir malumatlı yani bilgili olacaksın ki o kelime nedir bil. Onun için de zaman ister. 6 yaşında bunu kavramana imkan yok. Daha önemli, daha zor kelimeler var. Onları 16 yaşında da anlamana imkan yok. Yani donanım tamamlanınca ancak sen su gibi okuyabilirsin. Dolayısıyla dedi bak görüyor musun şurada bahçıvan suluyor ağacın dibini. O gazete okuyor bugün dedi. Mutfakta yemek yapan hanım gazete okuyor bugün dedi. Dünyadan haberi var, bilgileniyor. Farkında ne oluyor, ne bitiyor. Bunun ben önemini kavrayamamışım. Sen tak madalyonunu. Ben Atatürk'ü artık seviyorum dedi. Bu benim konuşmamın kısa bir kısmıydı. Sonra ben geçtim yerime oturdum. Lafımı bitirdim. İşte çok güzel bir gösteri seyrettik. Şarkılar, danslar dinledik falan gördük. Dağıldık. Ben çıktım Cemal Reşit Rey'den, parkı geçtim, caddeyi geçtim, sokakların birine daldım, metroya yürüyorum koşa koşa, elimde de bayrağım. Çünkü bayrak dağıtmışlardı, hep bize sallayalım falan diye. Arkamdan Ayşe Hanım, Ayşe Hanım diye bir ses duydum, döndüm baktım. Tesettürlü bir genç kadın, yani uzun da giymiş ve başında böyle bir örtüler var. Dedi ki, ben dedi sizi dinledim.
Aa, öyle mi dedim ben. Şimdi bir şey geliyor, tenkit geliyor diye düşündüm. Dedi ki, ben dedi bilmiyordum. Yani yazıyı değiştirdiği için ben de kızıyordum. Siz orada anlatınca dedi, hak verdim dedi. Ben hiç okumamıştım sizin kitabınızı. Şimdi gidip Veda'yı okuyacağım. Belki başka şeyler de oradan öğrenecek. Ben böyle kadın neredeyse boynuna sarılacağım. Şimdi bütün iyi yapılan işleri kötü olarak anla. Beni o kırıyor. Yoksa biz bir milletin evlatlarıyız. Başımızı da örteriz. İstersek çarşaflı da gezeriz. Benim babaannemin de başı örtülüydü. Yani ayrıştırıp Cumhuriyet ve Atatürk'ü sevenleri bu tarafa atmak ve onları hep kötü diye anlatmak ve mesela harfin önemini, ha şu yapılabilirdi belki, bir taraftan da isteyenler eski harfi öğrenirlerdi. Yani bir seçmeli ders olarak alınabilirdi. Ama Nietzsche yazısını gördün mü onu? Canını seveyim Türkçenin diyor. Nietzsche'yi 7 harfle yazıyorsun. İngilizcesi veya ne? N-E-I-C-T-C-H-E. Nietzsche, N-I-C-E. Yani basit. Yani anlatabiliyor muyum? Bu kadar basite indirmiş ve en gerizekalısına dahi okuma yazma öğretebilmiş bir eğitim sistemini bugün ite kaka geriye götürmeye çalışmak neden? O zaman o saplandığımız halde Osmanlı neden güncellenemediği için battı? Ben güncellemeyi unutuyorum, telefonumu çöküyor ya. İmparatorluk çöktü güncellenemediği için. Şimdi geri gidiyor, güncellememek için elinden geleni yapan bir zihniyet var. Bu beni gerçekten çok yaralıyor. Yoksa yani ben o parti, bu parti, hiçbir partiye ait değilim. Ama doğru anlatmıyorlar. Atatürk'ün yaptıklarını nakletmiyorlar. Atatürk her attığı adımda kendi milletinin hayrına bir iş yapmış. Tabii o tarihsel şeyin içinden de bakabilmek gerekiyor ama çok katılıyorum, çok ayrıştık. Yani ilkokul yani birden üniversite sona kadar bedava eğitim ne demek? 3 ayda öğrendiğin harflerle. Ondan sonra millet okulları açmış, yaşlılar da gidip öğrenmişler. Şu yazmışlar, an her şey okumuşlar. Parayla. Ondan sonra kadınlarla erkeği eşitlemiş. Çünkü kardeşim, iki bacağının birini kapatırsan aynı, eşitiz. Yani çok küçük farklarla, yani eşit doğuyoruz kadın erkek. Yürüyemezsin ki tek bacakla. Öbür bacağına da ihtiyacım var. Bunu göremiyorlar mı? Yani kadını eve tıkmak ne demek? Osmanlı yapmadı bunu. Osmanlı yapmadı. Osmanlı 1914'te üniversiteyi okusunlar diye kadın soktu. Süreyya Ağulu falan var ya, hani ilk kadınlarımız, onlar Osmanlı döneminde üniversiteye başlamış kadınlar. Şimdi sen niye alıp küçücük çocukları 3 yaşında kocalara satıp 7 yaşında nikahlara oturtup 12 yaşında eğitimden çekiyorsun? Bunların hepsinin sonucu tabii bir rant. Yani beni birileri dinlesin de belki o dünkü o genç güzel kadın gibi hak verirler. Onun için söylüyorum bu lafları. Onun için böyle vaaz veren papaz gibi okul dolaşıp bunları anlatmaya çalışıyorum. Çünkü devamlı olmayan bir yalan tekrar ediyor. Yok efendim Yunanlılar alsaydı keşke bu memleketi. Yok efendim o kültürümüzü çaldılar. Bir kere kültür Osmanlı'nın bürokratıyla yüksek askerine aitti. Başka yerde kültür yok çünkü okuma yazma bilmiyorlar. Hepimiz böyle şiir gibi dinlemedik mi? Biraz daha konuşun diye bir haykırasım vardı. Lazım bunlar. Yok. Hayır, bu konuda ben de bir şey söylemek istiyorum. Çünkü okuma provalarına falan geldiği zaman Ayşe Hanım hep şey bekliyordum ben de. Ay biraz daha anlatsa, biraz daha anlatsa diye aileden. Çünkü dinledikçe müthiş bir şey. Yani hep dinleyelim. Yazın, ama okuyalım, bütün bu söylediklerinizi dinleyelim. Anlatmakta zorlanıyoruz. Ne yazık ki. Bütün bu söylediklerinizi anlatmakta zorlanıyoruz. İşte ben bunları anlatmak istiyorum. Tabii çok yanlış uygulamalar da olabiliyor bazı devrimleri hayata geçirdiğin zaman. Yani ama keskin olması işte gerekiyor ya bazı onları şeyleri. Onları eleştirebilmek de bence Cumhuriyet kültürüyle olan bir şey. Yani Cumhuriyet kültürü olduğu zaman diyorsun ki zamanında niye lüks hayat çalmamış? Hani bunu şimdi Cumhuriyet kültürüyle söyleyebiliyoruz. Tabii. Gibi yani çok şeyli bir konu. Ama bu tarz keskin değişimler de öyle çok kolay olmadığı aynen için öyle, tabii. Bazen
öyle böyle her şeyin aynı anda olması gerekiyor. Dediniz yani seçmeli olsaydı. Yani bence olmaması iyi olmuş. O zaman toparlamak belki kolay olmazdı. Keskin bir değişim. Yumuşak bir geçiş mümkün değil. Bir itirafta bulunayım. Seçmeli. Mesela benim evimde tabii her Türk vatandaşı, yani ben Osmanlı bürokratının torunuyum. Onun için okur yazar bir aile. Yığınlan mektup var. Mesela ben o mektupları Veda'ya yazacağım sırada yüklendim. Murat Bardakçı'ya gittim. Bunları bana okur musun diye. Şimdi ailem ne yazdı? Aşk mektupları mı yazdılar, şikayet mi? Yani bir yabancının önüne seriyorsun. Bütün mahrem. Hafif tedirginsin yani. Kendim okuyabilmek isterdim. Açık söyleyeyim. Yani seçmeli konabilirdi. Şimdi ben her iki taraftan bakmayı, o evde büyüdüğüm için daha geniş açıdan bakabiliyorum. Verilseydi bir şey olarak, seçmeli ders olarak, ilkokulda değil ama ortaokulda veya lisede ben öğrenmek isterdim. Bir sürü evde kitap var, onları da okuyabilmek için. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani mesela, bu da bir bakış açısı yani tabii. Bu Ayşe Hanım anlattıklarını oyunda ve o konakta en çok ben yaşıyorum galiba. Çünkü hem Osmanlı, Osmanlı'ya bağlı, hem de Cumhuriyet'in de gerçekten bu ülke için çok iyi olabilecek bir rejim olduğunu düşünen biri. Bu ikisinin arasında kalmış ve bir çıkış yolu arayan. Onun için yeni bir şey. Tabii. Bir çıkış yolu arayan birisi Ahmet Reşat. Galiba en çok anlattığınızı ben yaşıyorum burada. Olabilir. Evet. Olabilir. Çünkü onun zamanında zaten o bir imparatorluklar devri. Sadece Osmanlı batmadı ki. Yani İngiltere'de bir kraliçeden ibaret kaldı ama imparatorluk battı. Habsburglar battı. Yani Macaristan, Avusturya Macaristan İmparatorluğu battı. Almanlar zaten 70 yıllık bir kraliyettir. Yani kraliyet kalmadı. Yeni bir çağ başladı. Evet, yeni beni modern en çok etkileyen Ayşe Hanım'ın mesela anılarından çok insansı bir şey. Kaçacağı zaman, spoiler vermeyeyim ama kadın ona bir broş hediye ediyor. Yani ileride bir problem olabilir, parasız kalırsın diye ve oyun bu oyunda yok ama yani yeni devamı olursa olur. Ahmet Reşat geri geldiği zaman o broşu bozdurmamış. Yani çok yokluk çekmiş ama aynı broşla geri geliyor. Bu ailenin değil mi? Çok. Evet. Bir de bir içeriden bir bilgi verebilir miyim? Hemen. Bu arada çok az vaktimiz kaldı. O bilgiyi hemen istiyorum. Trump'taki ilk oyunda benim seyrettiğim Sabahat Doğu'yu bir sepet içinde geldi. Evet. Ben dedim ki ya bu konakta şu bebek sepete konmaz. Aradım taradım. Sandıklardan annemin port bebesini buldum çıkardım. Şimdi tiyatroda gördüğünüz annemin port bebesi. Çok güzel. Çok da güzel oldu. Şimdi vaktimiz azaldığı için şu sıradan şöyle gelerek bir vedalaşalım mı? Son sözlerinizde hem Cumhuriyet'le ilgili hem oyunla ilgili. Teşekkür ederim. Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir işte, böyle hocalarımla, böyle bir ekiple çalışmak beni çok onurlandırıyor. O yüzden herkese tek tek teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Için. Hepinizi çok seviyorum. Hemen Aziz Bey. Ben de sadece özet olarak yaşasın tiyatro, yaşasın Cumhuriyet diyorum. İkisi de birbirine ne yakışıyor. Ne denilebilir ki şimdi bunun üzerine? Evet. Çok teşekkürler. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun hepimize. Nice yüzlere diyelim. Oyunumuzda da herkesi bekliyoruz. Teşekkürler. Evet, tarihleri sosyal medyadan takip edebilirler. Tiyatro Kare hesabından takip edebilirler. Ben de herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum ve 100. yıla böyle bir oyunun içerisinde bir parçası olmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Ayşe Kuli'nin kalemine, Nedim Saban'ın uyarlamasına sonsuz teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımı da çok seviyorum. Eminim. Turnede görüşmek dileğiyle. Yolculuk var Nevra Hanım. Evet, hazır mı bavullar? Tabii hazır canım. Bu arada küçük bir şey söylemek istiyorum. Hemen gidiyoruz. Söyleyeyim. Nevra ablanın torunları izlemeye geldi.
Onlarla fotoğraf çekindik biz. Suat karakteri için şey yorumu demişler. Bizim gibi yaramaz Suat karakteri. O kadar mutlu oldum ki. Ben çünkü çocukların yorumuna çok inanırım ve onlardan çok alır beslenirim. Çocuklarla kapması harika. O yüzden onlara da teşekkür ediyorum. Çok özür dilerim, haberlere bağlanacağız. Benim söylemek istediğim Cumhuriyet'le ilgili bizim en büyük şansımız perdelerimizin her zaman açık kalmasıdır. Tiyatro bir eğlence sanatı değildir yalnızca. Perdelerimizin kapatmak zorunda, Allah korusun büyük olaylar olmasın. Ama perdelerimizin açık olduğu sanat dolu günler diliyorum ben. Bütün dediklerine katılıyorum. Herkesin dediklerine katılıyorum. Aynı fikirdeyim. 100. yılımız kutlu olsun. Cumhuriyet kutlu olsun. Tiyatromuz kutlu olsun. Hep devam etsin. Oyunumuzu Cumhuriyet'in 100. yılında oynuyor olmak çok büyük bir gurur. Mutlaka oyunlarımıza bekliyoruz. Bizim şehrimize gelmediniz demesinler. Çünkü ben hemen küçücük anlatıyorum. Ben 15 yıldır tiyatro karedeyim ve birçok oyunda yer aldım. Gerçekten bütün illerine gittik Türkiye'nin. Batman'dan Bitlis'e, Van'a, Kars'a. Gitmeye de devam ediyorlar. Evet, bekliyoruz herkese. Son cümle. Cumhuriyet'in 100. yaşında her şey gönlümce olmayabilir ama sanat bütün dallarıyla, bütün dallarıyla dimdik ayakta. Ne mutlu bize. Güzeldi. Hemen çıkıyoruz ama yarın da çok heyecanlı olacak 100. yıl kutlamalarına. Biz coşkuyla kendi içimizde de devam ediyoruz. Güzel insanlar güzel insanlarla karşılaşsın ve bu nasıl oldu diyebileceğimiz mucizeler tez zamanda güzel insanların kapısını çalsın. Hoşçakalın. Sizin programlarınızı seyrederken.